fişi şuraya taktın mı bir daha çıkaramayacak. Sabitleyicim suyu devamlı filtre edecek. Babacığım teknik detayları salla haydi. Evet. Start. Nasıl? Şehmuz kocaman hayratı. Ay. Ay çok zengin gösterdi kız. Şırıl şırıl şelale gibi akıyor değil mi? Ay pek yakıştı Şehmuz. Yerini doldurdu böyle. Ey Allah'ım ne de yaptırdın bunu baba ya. Çok görkemli. Işıklarda yanım sönüyor. Gece başka bir muhteşemlik. Ay. Yandaki kuyruklu da güya mimar mühendis. Heh. Hiç bilmiyorlar böyle şeyleri. İşte bizden göre göre anca. Zevk görsünler, dekorasyon görsünler. Buyur. Aa, bak şırıl şırıl. Şelale. Terasta. Azıcık su görelim dedik. Evet. Bu gördüğünüz hektar hektar boğaz ne oluyor acaba? O manzara, bu dekorasyon. Aa, aydınlandım. Bunun sesi hep böyle mi? Şırıl şırıl. Evet, Niagara'nın altında ev yapmışız gibi. Ah. O gerçek mi yoksa hologram falan? Işıklı şelale. Anlıyorum. Gördün mü Çiğdem? Bir kiçlik abidesi. Sağ olun. Benim zevkim. Ben bir sürekli şırıl şırıl insanı tuvalete sevk ediyor. Kaç kaç kaç. Anne ben bir markete kadar... Aa, şelaleye mi bakıyordunuz? Evet. Dehşet içinde. Ha beğenmediniz. Yo, size uygun. Minderlerin o yorucu deseni, o barbekü, terlik koleksiyonu. Tam diyordum ki bir şey eksik. Yanına yapay şelale de geldi. Takım tamamlandı. Şimdi bu güzel değil mi yani? Aha, size uygun. Ama biliyorsunuz ki bizim estetik anlayışımız, yaşam tarzımız çok farklı. Çok. Bunlar yine kaşınıyor. Bir kaşımak lazım. Rıza, Nur Hayat'ı uzak tut kendinden. Ya nasıl uzak tutayım? Daha bir de geliyor. Sen Çağatay'ı uzak tut esas. Çağatay'ı ben nasıl uzak tutayım? Her dakika sette beraberiz. Sen Çağatay'ın dediklerine ne bakıyorsun? Sen beni kazanmaya bak. Ha ben kaybettim yani seni. Yo sen kendini biraz kaybettin. Geçen akşam burada yumruklar, mumruklar. Ha sen Nur Hayat'la ne güzel tatlı tatlı yastık kavgası yapıyordun halbuki. Nur Hayat'ı ben o yastıkla boğarım. O ayrı da bizim aramızdaki düşük yoğunluklu savaş hep sürer. İnçler! Gençler, toplanma olmasın. Dağılalım. Hadi. Delikanlı, kapının önünde bekleme yapma. Mahsurlu. Hadi bakayım. Kendi tarafına. Hadi bak. Ya hadi tamam bakayım. Ya. Bu ne böyle kızıyordu bekçisi gibi? Benim zaten çok tuvaletim geldi ya. Ya benim de ya. Kahveyi mi fazla kaçırdım? Ne oldu? Su akıtan merdaneli çamaşır makinesi gibi ayol. Sorma anneciğim, sorma. Size geldim. Oh, Serin. Ödülleri tebrik etmeye. Ha. Yahu gel sen annemi bir gör sonra terastan yana geçersin. Hem Emir de haber versin Deniz'e senin geldiğini. Aniden görünce agresiflik yapmaz. Bambaşka pırlanta bir kızdır bizim gelin. Gelin olarak şey yapmayalım da. O kadar tatsızlığa rağmen bak gene de Deniz'i tebreğe gelmiş. Buyurun hoş geldiniz. Niagara şelalesinden sesimi duyuyor musunuz bilmiyorum ama
Okey. Seni şöyle alayım buraya. Canım kızım. Hep Nur Hayat'tı Rıza'nın olayı zaten yıllardır. Ama Deniz öyle bir geldi ki, öyle gösterişli sarışın falan olunca maşallah. Eksik olmayın. Nur Hayat kurallı kaydeli yavrum, yazık. Deniz serbest rahat. Rıza da ona kapıldı zahir. Deniz neye kapıldı onu merak ediyorum. Nasıl? İyi. Geç olmadan aklı başına gelmiş. Ya benim kızım? Anneciğim. Verdik bu tümüre. Hadi geçmiş olsun. Ay anneciğim olur mu öyle şey? Sen de tanıyınca çok sevmiştin ama. Ne sevmesi ayol? Deniz yoldaymış diye mecburen verdik seni. Apar topar düğün yaptık ya kızım. Aa anladım. Niye boğacak gibi bakıyorsun? Ben 100 yaşındayım. Keyifli muhabbet varsa hiç ağzıma tutmam, dalarım. Vah 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 hemşire. Ay Allah kimselere göstermesin. Ay anneciğim hatırlamıyor musun? Deniz 7 aylıkken doğdu. Yanlış biliyor efendim. Aa, nikahsız gezerken mi? Oo! Affedersin de fırında çörekler pişmiş. Hayır efendim, nişanlıydık. Düğünü erken aldık. Ne var bunda? Ay yok bir şey, yok. Size uygun. Bize ters sadece. Yok yok yok. Bizim anlayışımız, bizim yaşam tarzımız çok farklı. Çok. Ah, Basri'ye geldi zar. Ay çok üzüldüm. Neyse, aramızda kalır bu. Hem sonradan da nikah olduysa. Ay Vasfiye, Şeyh Muza nasıl diyeceğim? Senle nikahsız oturmuşum yıllardır diye. Kız sen oldun artık diye adam seni sokağa atmasın. O değil de. Esasen erkek olduğunu nasıl söyleyeceksin, o da var. Ay Vasfiye, neler geldi başıma böyle. Hayır, asıl bana oldu olan. Kaç kere senin yanında açıp donumu, naylon çorabımı düzelttim. Meğer erkekmişin servet. Ay bir duyan olsa. Allah! Ay, hiç gülecek halim yok Vasfiye. Acaba kayıt Antakya'dan buraya gelirken mi yanlış yazıldı? Ha? Servet, ben seni duymuyorum. Ne bu böyle be? Su akar, deli bakar. Geldiğimden beri 3 kere çişe gittim. Sonda taktıracağım artık size gelirken servet. Biz nikah yaptırdıydık Vasfiye. O vakit neden demediler bize geçersiz diye? Servet, duymuyorum. Allah aşkına acıkma var. Vasfiye! Şeyh Muz'la resmi nikahım yoksa ben 40 yıldır ne oluyorum? Ülkenin en kıdemli kapatması oluyorsun servet. Kız, elin adamıyla yıllardır dost hayatımı yaşamışım o zaman. Ay, sen de az değilsin servet. Ah, 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 vah, vah, vah. Ay bu nasıl olur hemşire? Şoktayım yani. Skandal! Demeden kulak misafiri oldum. Ay vah vah vah, çok üzüldüm doğrusu. 40 yıl nikahsız yaşamak. Şeyh Muz Bey mi istemedi? Yok canım, nüfusta yanlış yazmışlar. Baktıracağız. Vallahi zamanın çok ilerisinde bir durum. 40 yıl sen birlikte yaşa, 2 de çocuk doğur. Bre, bre, bre. 2 çocuk yapmış adam hala almıyor bunu, görüyor musun? Vasfiye, azıcık sus. Şekerim, şahsen ben cesaret edemez. Biz nişanlıydık. Deniz ilk sinyalleri verdi. O hafta Yıldırım nikahı yaptık. Bu toplumun bazı değerleri var. Bize uymaz.
Biz evlendiydik canım. Aa, olur mu? Resmi nikah yoksa ona evlilik denmiyor maalesef. Ay Çiğdem Hanımcığım, gözünün yağınıyım. Çoluğa, çocuğa, etrafa duyurma. Torun var, torba var, damat var. Ay, kahrolurum. Hayır şekerim, o zaman bir an önce nikah yapın yani. Yan tarafta oturuyoruz. Derli toplu bir aileyiz. Evde genç kız var. Olmaz. Servet, bir de askerliğini de yap be. Bak vatani görev, ayıp. Wow, ben ne içiyorum böyle ya? 10 dakikada bir. Şelaleden kardo. Hadi efendim, nice nice ödüllere. Sağ olun. Hadi kendimizi. Deniz'e küçük bir hediye vereceğim. Tebrik ve yol arkadaşlığı için teşekkür adına. Ay ne zarif bir adam bu Çağatay. Hiç gerek yoktu ama. Rol arkadaşıma hediye alamaz mıyım? Emir'e ne aldın? Ya bir de o var hakikaten. Şimdi Emir benim yanımda garip kalmasın. Ben buna hiç şey yapmayayım. Evladım o kutuyu bu sene açacağım mı? O zaman. Ay küpeler, ay çok güzel. İlginç bir tasarım. Eskilerden mi azizim? Babaannemindi, aile yadigarı. Oha! Biraz abartılı olmuş o ya. Efsane abartılı olmuş. Bunları takmama izin verir misin? Tabii tabii, zaten babaannenin sende kalsın. Bence istediğin zaman tak. Sana takmama. Oo, ben takarım, sen rahat ol kardeş. Bu arada şey yapma sen hiç. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Sonra biz ona bakarız. Çünkü şu an kulaklarım müsait değil. Çok mersi Çağatay. Ay böyle bir ürperti geldi üstüme. İyi akşamlar. Ne haber Kardo? Bizi tebrik ederim. Tüm oyuncuları da. Benim de Deniz'e bir hediyem olacak. Yapay şelale mi? Hayır. Yarın takdim edeceğim kendisine. Aile yadigarı. Lafını duyuyor musunuz şarıl şarıl şarıl? Niye? Sizin kulağınızı rahatsız mı ediyor? Ne yapalım? Belediyeyi mi çağıralım? Desibel mi örtsün? Yok. Ama belediye bana yetki verse hemen derim ki İstanbul Belediyesi'nin bana verdiği yetkiyle sizi ve tüm mahalle sakinlerine ağaç dikmeye davet ediyorum. Ya. Doğru diyorsun kardeş. Şeyh Muz, çok gürültülü bu şelale hakikaten ya. Şaldırı şaldırı. Ay böbreklere full kapasite çalışıyor. İdrar yollarını sanırsın 5 şerit yol. Kaldırsak mı bunu buradan? Aa. Nereden çıktı anne ya? Çiğdem Hanım beğenmiyorsa vardır bir bildiği kızım. Ay Servet. Altına bez bağla da otur. Ser 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 ser. Bu ne yaygara be? Değil mi? Niyaygara şelalesinin ismi de zaten böyle çıkmış biliyor musun? Ne yaygara ne yaygara. Niyaygara. Kız sen böyle her şeye inanırsan tabii önüne gelen seni kapatması yapar. Yapmaz bence. Şeyh Muz Bey zamanında öyle böyle seni gençken almış. 2 çocuk yapmış. Tabii yeni modelini ister bundan sonra, o da haklı. Ne münasebet. Nikah yapacak bana. Seni bu yaşta kim alır artık Servet?
sokağa atacak seni. Resmi nikah desen yok. Oh ne güzel. Mallar da kendine kalır. Hoppala bayram. Ben ne yapacağım o zaman? Sen bir askere git gel de iş bakarız sana. Basfiye, dün orada niye toruna bekarlar nikahlanacak falan diye abuk subuk söylüyorsun? Ay öyle böyle panikledim Servet. Ne diyeydim çocuğa? Anneannen Servet evliliğe karşı mı diyeydim? Hayda. Anneannen Servet kapatmalık müessesesinin öncüsü mü diyeydim? Bak şimdi. Anneannen Servet mı oldu diyeydim? Şşş! Sus! Ay çok ayıp. Oldun demiyorum Servet. Öyle mi diyeydim diyorum. Oh. Sen o dediğim olabilir misin be? Kim para verecek sana? Ay! Allah Allah ya! Allah Allah ya! Bir sahte bilezik yüzünden olaya bak! Mecbur muyum ya? Burada yatarım daha iyi. Senin her şeyin sahte Selahattin. Alacağım o bileziği zaten, camdan aşağı atacağım o olacak. Selahattin abi, ilaç vereyim mi rahat uyursun? Ne o? Ben her gece iki tane alıyorum, hafif bitkisel bir şey rahatlatır. Hadi ver. Al abi. Efendim. Selahattin, terasa bir çıkıp baksana eve gelmiş mi, ışığı yanıyor mu diye. Şu an gecelikle karşında duruyor. Nasıl gecelikle karşında? Neredesin ki sen? Aa, cama çıkmış. O da çıkmasın cama kardeşim gecelikle. Ne marjinal insan bu ya? Selahattin, senin ne işin var ya gece gece terasta, ha? Zerrini mi dikizliyorsun lan sen? Sen ne diye ki de bir yok ben Zerrini çok severim, yok ben Zerrine bayılıyorum falan dedin lan o gün? Zerrini mi yazıyorsun lan sen? Lan! Diyorum ama... Ay. Lan. Kim ıslattı lan beni? Ay. Ne gereksiz bir şey ya Rabbim bu ya. Altımıza bez bağlayıp mı yatsaydık acaba? Abi uyandın mı? Hayır, uyuyorum. Çabuk perdeni kapat içeri gir. Yoksa oğlana derim ki Zerrin pavyonda dans sözlük yapıyor. Ne istiyorsun lan benden?
Selahattin ben içeri girerken minderler oradaydı diyor. Aa! Minderler aşağıda. Aa! Vallahi manyak bu. Hasta bu yandaki. Şimdi de minderlere takmış. Çiğdem Hanım, bizim yorucu desenli minderler yok olmuş. İsabet olmuş. Nasıl? Terastan aşağıya atılmış. Sizin stilinizde. Ne demek bu şimdi? Ben mi attım yani? Yok yok. Ben attım minderleri kızım. Ya ne ya? Öyle sıkıldım, atıverdim. Yenisini alırız. Hatta Çiğdem Hanım'la beraber gideriz almaya. Onun zevki de çok önemli. Ne de olsa her gün bakıyor. Anne, hakikaten sen mi attın ya? Çok titizim ben biliyorsun. Selahattin öyle çarşafsız yatmış. Dedim uyku hali, orası burası değmiştin minderlere. Ay atıverdim. Deniz'le bu arada dışarıda. Diğer herkes de full baygın. Şunlar. Yan dairedekilere baygın da diyemeyiz. Nefes sesi bile gelmiyor. Paralel evrendeler diyebiliriz. Vallahi verdin uydular mı? Terasa alayım mı seni? Sen beni benden aldın ya. Artık nereye istiyorsan al. Vallahi zaman durmuş gibi burada. Zaman seninle duruyor zaten Nur Hayat. O da öyle bir geceydi senin düşündüğün. Vav. Wow. Tuvalete gitmem lazım. Ay benim de. Deminden beri diren böbrek, diren böbrek. Ama olmuyor. Şelaleden ya. Ben tuvalete koşacağım. Ben? Sen benden sonra gir. Ben burada girmem, talep etmem. Saçmalama ya. Çok sıkıştım zaten. Şuradaki misafir tuvaletine usulca girsem ne olur ki? Tartışmıyorum. Ben de diyorum nereden esiyor? Siz bu saatte niye ayaktasınız? Misafir var da Nur Hayat geldi. Rıza ile oturacaklar öyle. Hadi iyi geceler. Gel yandaki kadını attıysa vallahi ben de onları evden atarım. Rüzgardan uçmuştur belki. Ne diyorsun yahu? Boş ver de. Bizim iş oluyor mu bugün? Evet. Arayacaklar, saat verecekler, gidip imza atacak. Resmi nikahlı olacağız değil mi? Yahu evet. Kayıtlar o tarihte nikah yapılmış olarak denişecek. Afiyet olsun. Şelale nerede? Parça parça, sokakta. Atmışlar mı aşağı?
Çiğdem Hanım, yakında bizi de atacaksınız aşağıya ya. Bu ne de? Ne? Şelaleyi terastan atmışlar. Artık onu kim attıysa. Hayırları dert görmesin. De ben atmadım. Kim attı acaba? Ay ne bileyim ben, sabaha kadar kütük gibi uyumuşum. Öf. Ama yani kendisi de atlamadı herhalde aşağıya. Kim konuştu? Ha? Ben attım şelaleyi ben. Olsun. Niye attın ya? Çamaşır suyu koleksiyonumu koyuyordum. Yak kalmadı, attım gitti. Anne. Çiğdem Hanım'a çok şey yapıyorsunuz. Ayıp. Komşu kırmaya değer mi? Zaten beğenmiyordu kendisi. O iyi oldu. Çiğdem Hanım ne derse o. Bitti konu. Afiyet olsun. Telefonu çok çaldı dede. Ha tamam, ben arayayım onları. Ara şey. Yo, ben konuştum. İkide bekliyorlar. Size 40 yıl sonra resmi nikah kıyacaklarmış. Ama siz çok marjinal çıktınız.